Merhaba arkadaşlar. Açık Lise'de son durum nedir? İkinci dönem kayıtları ne zamana kadar? Tarihler uzatıldı mı ve öğrencilerimiz nasıl kayıt ve nereden kayıt yaptıracaklar? Bunlarla ilgili bilgileri sizinle paylaşacağız. Sizler de biliyorsunuz Türkiye'de yaşanan deprem sadece 10 ili değil arkadaşlar. Türkiye'nin her ilini, her ilçesini, her köyünü etkilemiş durumda. İnsanlarımız gerçekten ellerinden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorlar ve psikolojik olarak sadece deprem bölgesindeki insanlarımız değil, Türkiye'nin her yerindeki insanlarımız kafaları sürekli orada. Kendi işlerine yoğunlaşamıyorlar çünkü sürekli ekranlarda haber takip ediyorlar, duyumlar alıyorlar ve tabii ki de doğal olarak oradaki yaşayan insanların hayat şartlarının nasıl zor olduğunu görüyoruz ekranlarda. Bu da psikolojik olarak bizi gerçekten çok çok etkiliyor. Erol hocamızla birlikte Hatay İskenderun merkeze gittik arkadaşlar, gördük. Gerçekten oradaki insanların çok fazla yardıma ihtiyaçları var ve bize teslim edilen yardım konvoyunu oraya teslim ettik. Dağıtımında bulunduk arkadaşlar. Ama oradaki insanları gördüğünüz takdirde gerçekten hayatlarının en zor aşamasını şu anda yaşıyorlar ve şundan da eminler, Türkiye'deki her insanın bu konuda yardımını esirgemeyeceğini biliyorlar. Bir nebze de olsa onların psikolojisini bir şekilde rahatlatabiliyoruz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, açık lisede ikinci dönem şu anki durum nedir? Kayıtlar nasıl olacak? Ve ayrıca deprem bölgesinde açık lise okuyan öğrencilerimiz için ne gibi çalışmalar var? Bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar ilk önce kayıtlar 3 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Biliyorsunuz açık lisede bu yıl ilk defa örgünden geçecek öğrenciler için ayrı bir tarih açılmıştı. Şu anda o tarih ertelenmişti okulların açılmama sebebinden dolayı. Ve arkadaşlar şu anda açık lise öğrencilerimiz kayıtlarını yaptırabilirler. Evet, son tarih 3 Nisan. Aynı şekilde örgün liseden açık liseye geçecek olan öğrencilerimizin de kayıtları başladı. Onlar da açık liseye yeni kayıt yapabilirler. Şu anda sistem açık. Peki öğrencilerimiz kayıt yenileme için veya yeni kayıt için ne yapmaları gerekiyor? Biliyorsunuz bu sene değişik bir sistem uygulanmıştı. 18 yaşından büyük olan öğrenciler için sınav ücreti 50 TL alınıyor. Fakat 18 yaşından küçük olan öğrenciler sınav ücretinden muaf oluyor. 18 yaşından küçük olan öğrenciler bankaya para yatırmıyor. Peki nasıl kaydını gerçekleştirecek? 18 yaşından küçük olduğu için velisiyle birlikte bağlı bulunduğu halk eğitim merkezine giderek orada kayıt yenileme ya da yeni kayıt yaptırabilirler. Yanlarına yeni kayıt yaptıracak olan öğrencilerimiz nüfus cüzdanı ve biyometrik fotoğraf oluyor. Kayıt yenileme yaptıracak olan öğrencimiz sadece halk eğitim merkezine giderek kaydını yeniliyor. Peki sevgili arkadaşlar, 18 yaşından büyük olan öğrencilerimiz eğer ilk defa kayıt yaptıracaksa biyometrik fotoğraf nüfus cüzdanı ile birlikte bankaya 50 TL yatırıyor ve halk eğitim merkezine giderek yeni kaydını gerçekleştiriyor. Peki kayıt yenileme yapacak olan öğrencilerimiz 18 yaşından büyükler. Bu öğrencilerimiz ise arkadaşlar yapmaları gereken tek şey bankaya 50 TL sınav ücretini yatırıyor. Ondan sonra kayıt otomatik olarak yenileniyor. Tabii bu bir süre geçiyor ama öğrencimiz eğer derse ki ben bir an önce hani derslerimi seçeceğim, kaydım yenilen bağlı bulunduğu halk eğitim merkezine giderek kaydını açtırabilir. Peki deprem bölgesindeki öğrencilerimiz yeni kayıt veya kayıt yenilemeyi nasıl yaptıracaklar? Zaten tarih o yüzden 3 Nisan'a kadar uzatıldı arkadaşlar. Deprem bölgesi dışındaki herhangi bir halk eğitim merkezine giderek veya o bölgede açık olan halk eğitim merkezine giderek kaydını yenileyebilirler arkadaşlar. Bu öğrencilerimize gereken yardım zaten yapılacaktır. O yüzden arkadaşlar sınav tarihine, daha doğrusu kayıt yenilemenin son tarihine daha vakit var ve oradaki okulların 30 Mart'ta açılacağı bilgisi geldi bize. Ama bu oradaki duruma göre değişebilir. Şu anda en erken tarih 30 Mart. O zaman halk eğitim merkezleri de aynı şekilde 30 Mart tarihinde açılacaktır. Eğer öğrencilerimiz deprem bölgesindeyse o tarihe kadar orada kaydını 30 Mart'tan sonra yaptırabilirler. Ama farklı il veya ilçelerde ise bulundukları il ve ilçelerdeki halk eğitim merkezine giderek herhangi bir halk eğitim merkezinde kaydını yapabilirler. Peki gelelim açık lise sınavları nasıl olacak? Arkadaşlar sınav tarihi normalde Mart'ın sonu, Nisan'ın ilk haftası demiştik. Çünkü 20 Mart'a kadardı son tarih. Şu anda 3 Nisan'a kadar uzatıldığı için açık lise sınavların tarihi yüksek ihtimalle arkadaşlar Nisan sonu, Mayıs hatta Haziran'a kadar sarkabilir. Peki sınavlar nasıl olacak? Şu an arkadaşlar sınavlar yüksek ihtimalle online olacak ama hala bir resmi açıklama yok ama biz bu dönemki sınavların da online yapılmasını bekliyoruz. Ve öğrencilerimiz
belirli bir tarih verilecek. Yine 10 gün verilir. Bir önceki sınavlarda da 10 gün verilmişti. 10 gün süreyle istedikleri yerde sınava giriş yapabilirler. Bazen arkadaşlarımız soruyor. Hocam biz bir önceki sınavdan mezun olduk fakat deprem bölgesinde olduğumuz için diplomalarımızı alamıyoruz. Nasıl alacağız? Arkadaşlar, halk eğitim merkezleri açıldıktan sonra diplomalarınız zaten Ankara Açık Lise Genel Müdürlüğü tarafından onaylanıyor. Daha sonra bağlı bulunduğunuz halk eğitim merkezine giderek alıyorsunuz. Bunu tabi sistemden takip edebilirsiniz. Açık Lise'nin resmi sayfasına girerek öğrenci numaranız veya TC'nizle kendi şifrenizle giriyorsunuz. Orada diploma bölümü var. O bölüme bakarak diplomanızın basılıp basılmadığını görebilirsiniz arkadaşlar. Eğer mezun olup acil bir diplomaya ihtiyacınız varsa da E-Devlet üzerinden veya halk eğitim merkezlerinden çıktı belgesi alabilirsiniz. Arkadaşlar, ikinci dönemle ilgili sınav tarihleri şu anda belli değil ama kayıt ve kayıt yenileme tarihleri 3 Nisan'a kadar devam edecek. Güncel bir bilgi geldiğinde sizlerle burada hızlı bir şekilde paylaşacağız arkadaşlar. Şimdiden ikinci dönem sınavlarına girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Aklınıza takılan soruları bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz veya Instagram hesabımızda yazarsanız rehber hocalarımız bunları tek tek cevaplıyor arkadaşlar. Tekrardan tüm ülkemize geçmiş olsun diliyoruz arkadaşlar ve en kısa sürede yaralarımızı sarmak umuduyla tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.